sıcaklarla aslında her hayvan türünün kendine has mücadele etme yöntemleri var. Yani bedenleri aslında o uygun ortamı sağlamak için belli bir düzeye kadar önlem alma donanımına sahip diyebiliriz. Ancak özellikle insana yakın yaşayan hayvanlar, insanların onlara tahsis ettiği alanlarda belli bir şekilde sınırlandırılmış, belli bir ortamda kalmak durumunda ise işte o zaman o dengeyi sağlama becerisini gösteremeyebiliyorlar. Örneğin bir bahçede bağlı duran bir köpek veya sadece bir odayla sınırlandırılmış olarak yaşamak zorunda olan kedi, sokakta aynı şekilde bu geçerli. Sınırlandırılmış alanlarda onlara sunulan olanaklarla her zaman için vücutlarını serinletecek ortam bulamadıkları için bu noktada birazcık bizim insanların desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle yırtıcı kuşlarımız bu sıcaklıklarda, siz de ziyaret ettiniz, gördünüz. Sıcaktan çok etkileniyorlar, çok bunalıyorlar. Olabildiğince gölgeliklerini artırmaya çalışıyoruz. Zaten yaban birimimizde yeşil bitki örtüsünü çevresel olarak hep güçlü tutmaya çalışıyoruz ama bu dönemin özelinde de günlük duş sayılarını da artırdık biz onların. Günde iki kere çalışan ekip arkadaşlarımız, gönüllü öğrencilerimiz onlara duş aldırıyorlar. Çok büyük bir keyifle onlar da kanatlarını açıp bu soğuk suyla serinleme fırsatını mutlulukla karşılıyorlar.